Çok enteresan bir tarifle geldik. Tespişte. Yani şipşak içerisinde pişirebileceğiniz güzel pratik bir tarif. Bir litre süt var, tencerenin içerisine aldık. Bir su bardağı şekeri içerisine ilave ediyor. 3 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yumurta akı, 1 paket vanilya ve üzerinde kullanmak için efendim. Görmüş olduğunuz üzere pudra, şekeri, ekranda malzeme listesi geldi. Bunların akını mı vereceğim? Onların akını ayıracağız. Evet Nermin'ciğim. Tamam, akını vereceğim. Size 2 tane yumurtamızın sarısını alıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ben karıştırayım. Sadece tatlımızın içerisinde akını kullanıyoruz. Çok enteresan. Bunu şimdi köpük yapacağız. Neden Safoka? Şimdi şöyle köpük olacak. Bundan da ayıracağım bir kepçe ben. Hmm. Bu akınla köpüğü karıştırıp üstüne o zaman Serpil Hanım bunu bize şöyle vereyim. Güzelce çırpalım. Hı-hı. Ben de şunu elimi yıkayayım. Pudra şekeri. Bak tamam. Yok. Bu vanilya tamam. Hı-hı. Pudra şekeri mi? Bu nerenin tarifi mü? Öyle bu benim tarifim. Ha, nasıl yapılıyor? Tam bir daha bir anlatsana. Şimdi 1 litre süde 3 kaşık pirinç unu, 1 bardak şekerle mahalle bir şekilde pişiriyorsunuz Nermin. Ondan sonra bunu koyulaşıp kıvam aldıktan sonra kaselere vanilyayı da ilave ediyorsun. Kaselere veya cam bir tepsiye döküyorsun. Bu 2 yumurtanın akını köpük haline getiriyorsun. Öyle ama mi? Evet. Bundan da bir kepçe alacaksın. Onları hepsini bir karıştırıp üstüne döküyorsun. O böyle nar gibi kızarıyor. Pudra şekeri de ektin mi daha çabuk kızarıyor. Aa, üstü böyle çok kırın sütlaç veya işte. Çok güzel görünecek. Evet evet çok güzel görünümü çok tabii güzel oluyor. İyice şey yaptıktan sonra. Evet. Ben de bir yerden kebabın kağıt paket paket yapacağız onu. Paket paket mi tabii yapacağız? Küçük küçük paket yapacağız. Şöyle o zaman 4 tane 5 tane biz ayarlayalım. Evet. Hepsi kaydırabilir paket, miyiz? Paket. Aytin Hanımcığım buyurun. Bu oldu mu? Sen bunların paketlerini hazırla. Ben de şey yapayım. Karıştırayım ümmüşüm. Tamam. Ben de buraya köpürtüyorum ümmüş. Doğru tamam. mu? Evet evet. Tamam köpürt onları. Ben bunu kaşıkla almam lazım. Yani bulacağım şöyle. Evet. Tek pişti tatlımızı efendim. Bütün malzemeler içerisine aldık. Sadece 2 tane yumurta akımızı Serpil güzelce kar rengine gelene kadar pişiriyor. Ben de burada kaynatıyorum. Ümmü de hazırlamış olduğu iç harcı şu an kağıtlarımızın içerisine alıyor. Bakın porsiyonluk, herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği bir lezzet. Oo bayağı koydun Ümmü. Yani kağıtlar büyük bir de zaman kısıtlı ya. Evet. Aslında hanımlar bunu daha dikkatli yapacaklar. Öyle mi? Tabii. Hepsi alayım. Ha, ters çevireceğiz. Evet, ters bir tık daha küçük yapabilirsin bence. Bir küçük yapayım da ben. Aynen. Tamam. Güzelce şu an orta kısma pişirme kağıdımızın ortasına alıyoruz. Malum siz evlerinizde bunu çok rahatlıkla pişirebilirsiniz. Kavura kavura bütün lezzetleri açığa çıkararak ama bize verilen süre efendim 1,5 saat ve bunun içerisinde bunu pişirmek gerekiyor sizlere sunabilmek yardım adına. Yardım edeyim sana. Birlikte evet, koyalım. Olur. Hadi bunu sön tamam. Ben de burada sütümüzü güzelce kavuruyorum. Bana da ver. Alamıyoruz doldur, oradan. Doldur ümmüşüm. Oh mis gibi oldu. Şöyle göstereyim yumurta akımızda burada güzelce böyle bembeyaz olana dek köpürüldü. Ve bunu şimdi nasıl tespiştiyle birleştireceğiz ben aslında şöyle çok onu merak ediyorum biliyor musun Serpil? Ben aşağı yukarı bir şeyler tahmin ediyorum ama bakayım. Güzel olacak. Tahminim gibi mi olacak? Bak ümmüş ters çeviriyor. Ben hiç ters çevirmem. Sen öyle mi yaptın? Bak. İyi, hadi. Yaparım, gelirim. Hop sadece hadi, bu kulağa. Tamam. Alta kıvırıp. İyi. Hadi. Demek ki neymiş sen de bilmiyorsun. Biliyor canım niye bilmiyor? Hiç. Hemen fırsat demek eline geçti. Neymiş? Ama kuzum sen bana. Kusur bulursan sen. Hemen fırsat eline geçti. Vanilyayı evet. içerisine atıyoruz. Evet. Böyle. Hamuru açamadım diye Ayten bana Hanım'ın laf ettik. Da içinde ya. Kalmışlıklar var yalnız evet. arada yayına giriyor, müdahil oluyor. Var, var, var. Var, var, var. İşte hamuru yapamadı, içi yetişmedi. Tersif Ayten Hanım'dan ötürü. Evet.
senin de işin zor be kardeşim. Şimdi evet. Bir şey söyleyeyim mi? Deneyim dedim de. Olsun. Arkadaşlar arasında olsun böyle bakalım. Tatlı atışmalar varsa bilin ki orada güzel, hoş muhabbet, sohbet var bence. Öyledir. Yani. Ben bunu hissediyorum. Yakında oturuyoruz. Yakında oturuyoruz ama diyorsun 6-7 aydır küsüz. Evet. 5 ay. 5 aydır biz görüşmüyoruz. 5 aydır görüşmüyoruz. Onu deme de, desin onu da. Desin onu da diyor kadın. Demedin onu. 5 aydır onu. Görüşmediğimizi. Açık yüksek sesle dedi Kutku. Evet. Duymadım. Dedi. Öyle dedim kurtardım ne yapayım. Duymadım. 5 aydır. 5 aydır beni ne arıyor ne soruyor. İşimize gelmeyeni duymuyoruz. Yok. Onu demez. Hiç evet çok yok. İnadım. Aman. Koç burcunun özelliklerini taşıyorum. Sağ abim seni öpüyorum ellerinden. Ben de oğlan ne yapacağız? Koç burcunun özelliklerini taşıyorum. Ben de oğlan ne yapacağız? Kız boş ver şu burçları. Koç, koç ve oğlak. Aman. Koç ve oğlak yan yana burada. Burcu. Sen aradan çekil de. Önce de ısıttığımız 200 dereceye veriyoruz efendim. Zaten ön pişirmeyi yaptığımız için çok güzel bir şekilde pişecek. Ben benim poğaçalarımız olmuş. Alıyoruz. Kız çok güzel koktu. Ekstra tarif. Bugün bana oldu bu. Nişasta katsana. Ver bana şasını. Ki burada. Nerede orada var? İşte şu. O yok. Pudra şekeri var. Az kaldı. Söyle. Halil Hoca yandım. Versin. Arada biz kaynayacağız. Ne güzel kokuyor kamerayla. Şurada un vardır. Ben karıştırayım. Sen ondur. Al bu suyla çek. Kabımı da alayım ki. Una baktım ben de. Biraz ne yapacaksın onu? Nişasta lazım. Birazcık unla nişasta daha ekleyeceğiz. Kaşıklar dolu dolu olacaktı Nermin. Büyük kaşıkla, küçük kaşıkla ölçü olur. Serpil malzemeyi hazırlayamamış. Küçük şeyle kaşık olunca aferin koyulaşmadı. Olsun. Doğru. Bak yardım onun, ediyorum ha. Onun suçu yok. Kıymetimi hayır. Bil. Serpil'e laf yok. Hı. Canım bak, benim. Kıymetimi bil, kıymetimi. Ne yapıyor? Karıştırıyor. Evet, daha ne yapacağım yeterli. Onda ne var ki? Ay baylaza. Allah Allah. İyilik edersin yine yaranamazsın. Yaranamazsın bacım. Yok yok, yok yaranamazsın. Yok. Sana diyor ki yaranamazsın. Al bakayım. Getir un koyacağım birazcık. Onu Serpil bence açsın. Devam et. Dur ben açayım şuradan. Tamam, kızlar bir bana müsaade edin. Ay. Efendim. Harika lezzetlerimizi hazırladık. Muhteşem sunumlarımız birazdan sizlerle olacak. Patlıcanlı börek fırında mis gibi pişerken efendim kurabiyelerimiz çıktı. Güzel oldu. Evet. Fazla oldu ama güzel oldu. Evet evet. Nasibimiz de varmış. Karıştırayım. Çok karıştırdı. Kıyamam sana. Ümmüşümün tarifiydi. İçerisinde 1 litre sütümüz vardı. 1 su bardağı şeker. 3 kaşık pirinç unumuz vardı. 2 yumurta akı. Yumurta akını en son aşamada ekleyecek. Evet, bu aşama çok önemli. 1 paket vanilyamızı içerisine ilave ettik. Ve üzerinde ise pudra şekeriyle servise hazır hale getirdiğimiz bir kısım olacak. Evet şu an görmüş olduğunuz üzere Serpil hemen muhallebisine döküyor. Tamam sen. Tut Aytancığım tut. İyice tut, şey yapalım ki topaklanmasın. Son dakika büyük oldu senin. Aynen. Çabuk kız. Bak ben sevdim bu Karadeniz'i. Seni ilgilendirme. Ben de senden birlik olurum. Bir de altın kısmı. Biz niye böyle arkaya doğuştan böyle. Serpil'i yollarım senden ben yaparız. Aa Serpil biri daha gözünü. Serpil'i yollarım senden yaparız Nermin'cim. Onu iyi. Kısa kesinde benim bile güle güle. Güle güle canım. Bile güle güle senin. Güle güle canım. Hayırlı güle güle yavrum. Güle güle. Biz altın. Biz birlikte olalım. Ha, bak fısır fısır ne konuşuyorlar bunlar. Bak. Bunlar da başka program yapacaklar herhalde. İkisi birlikte. Bunlar da ikisi. Kız öyle mi düşünüyorsun bu Serpil? Satar satar. Ya. Ya. Benim beni attı seni hayli hayli atar. Ne? Aha, böyle yapsın. Ne oldu? Aha da katılaştı. Bak katılaştı. Ben tuttum katılaştı. Elimi sürdü oldu. Ayten elimi sürdü ve oldu. Olmuş bitti. Hayrını gör Ayten'in. Hayrını gör Ayten'in. Ayten'in hayrını gör. Kız günün sonunda ihale bize kaldı. Görüyorsun sen. Bak bitirdi mi almaya çalışıyor. Tamam mı? Oldu. Oldu mu? Ha, al onu. Tamam. Şimdi bu ama çok sıcak yani aslında soğuk olması gerekiyor. Zaman olacak. Öyle mi? Soğuk. Bunu şimdi pişirir bu tabii. O zaman bekleyelim soğutalım bunu biz yani, arada. Ne yapacağız anlatır mısın? Bir kepçe bundan alacağız. Yumurtakın içine bırakacağız. Bak Serpil onu sana hemen hallediyor. Tamam. Şu kepçeyi yeter Serpil. Yeter Serpil. Bu burada kalsın tatlım. Onu bana ver bacım. Tamam. Ben şimdi bunu çevireyim sos. Dökelim şeylere kaselere. Ha sadece o kalacak. Evet. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şunu sulandırıyorum, soğutuyorum, bak oraya vereceğim.
Evet, soğusun. Hop efendim, bakar mısınız şey kıvama? Tez pişti efendim. Bir kepçe alındı, yumurta akı ile birlikte buluşacak. Yumurta akı ile buluştuktan sonra ümmüş sunumunu gerçekleştirecek. Biraz buralar gerilse de efendim gayet her şey kontrol altında, sıkıntı yok. Şöyle gördüğünüz üzere dolduruyorum kaselerimin içerisine. İyi mi ümmü? Ne oldu ki gene? Ortak oluyor yemeğime. Bak gördün mü? Evet. Kendi yaptı. Şey yaptı. Ne alaka? Biz yaptık sen ya. Biz yaptık sen. Soğudu herhalde yeter. Evet efendim. Sunumu yapıp fırına gönderebilecek miyiz? Karıştırayım mı böyle? Fırında kaç dakika pişecek? Fırında üstü kızaracak. Sadece üstü olacak. Üstü kızaracak. Nermin'im geliyorum, dur. Ay. Şimdi bakalım ne yapıyoruz burada. Kaç. Ben döküyorum Serpil. Onu dur, şey yapıyor. Hadi Serpil. Hadi yavrum. Evet, tamam, hazırız. Fırına veriyoruz. Kaşıklar, bunlar az olmadı mı? Olmadı, olmadı. Dur, siz durun kızlar. Az daha koyalım. Kaşıkla al ben de. Ve şimdi şöyle yumurta akı ile içindeki muhallebi. Of 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 of, aman yarabbim. Bakalım ama pişmiş hali ve lezzeti nasıl olacak? Kaç dakika? 10 dakika bizim için yeterli. Evet, zaten pişme süresi. Üstüne de pudra şekeri döker. Reklam dönüşü efendim, sunumları sizlerle paylaşacak. İnşallah. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Bizden bir yere ayrılmayın efendim. Belki seti açıklayabilirim. Bizde kalın. Geliyoruz. Evet efendim. Test piştilerimiz de hazır, görmüş olduğunuz üzere. Efsane bir görseli var. Şöyle koyalım. Çok sıcaklar. Of, of diyorum efendim. Evet, önemli olan neydi efendim? Sağlık, saat, hoşgörü ve samimiyet. Biz de bugünkü yayınımızda iki tane arkadaşı elimizden geldiğince bir mutfağa sokup birlikte efsane bir yayın yapmaya çalıştık. Çok da keyifli oldu. Serpil, şunu bir ortasını kes de bakalım nasıl olmuş. Biraz daha biz pişirmek durumundayız onları. Ama sizler için fırından aldık. Bir 15-20 dakika daha fırının yolculuğuna gidecekler. Allah gerçekten bir Müslümana 3 günden fazla, bak 3 gün bile çok, küs kalacak şekilde bırakmasın. Gerçekten. Amin. Çünkü amin. Biz Müslümanız. Müslümanlıkta hoşgörü, saygı ve hürmet başkadır. Çok güzel bir üstü çırpmalı yumurta akıyla tez pişli bir tatlısı yaptık. Şurada efendim patlıcanlı bir börek hazırladık. Bu bizim ekstramız oldu. İki küsü barıştıralım derken Nermin Öztürk'ün yaptığı hamur oldu. Bereketli. Çok güzel olmuş, oldu. Yedim. Ve renkli bir salata hazırladık bugün. Aytin Hanım çok teşekkür ederim. Ben İyi ki başvurdunuz, iyi ki geldiniz. Ümmüş'ü biz zaten konuk alacaktık ama birazcık daha erken oldu.